Başkan, Kobani davası bir kumpas davasıdır ve bu kumpas davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinde dönmüştür. Bir kere bu tartışma konusu değil artık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesi, altını çizerek söylüyorum, şunu demiştir. Kobani demokratik protesto etkinliklerine katılım yönündeki tweet suç kabul edilemez demiştir. Çünkü orada IŞİD çetesinin vahşetine karşı sivil halkın korunmasına dair bir demokratik tepki çağrısı vardır. Bir kere bizim söylediğimizle sizin söylediğiniz arasında bir kıyas olamaz. Müntazer Türköne MHP grubuna ne hatırlatıyor acaba ve Türkiye'ye sormak isterim. Devlet Bahçeli tweet attı, Müntazer Türköne artık tutuklu kalmamalıdır dedi. Nasıl olduysa serbest bırakıldı. Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret etti, bir süre sonra serbest bırakıldı. Hem cezaevinde görüntü verdi, hem odasında görüntü verdi. Ayrıca MHP'nin mahiyetini özellikle söyledim. Dedim ki, Cumhur İttifakı'nın ortağı. İktidarda dedim, iktidardaki bir partinin yargı üzerindeki etkisini sanırım tartışmaya gerek yok. Yani bugün yargı iktidarın iktidarını devam ettirmesi için tamamen bir araç haline gelmiştir. Bir enstrümandır. İstediklerini tutuklayan, istediklerini serbest bırakan, istediklerini ömür boyu cezaevinde tutan bir yargıdan söz ediyoruz. Ve ben sözlerimi çok dikkatle kullandım. Dedim ki tweetler elimizde ve Gergerlioğlu'nun bir haftadan sonra süreyi tam hatırlamıyorum. O tweetten sonra gözaltına alınmasını siz tesadüf olarak kabul ediyorsanız, yani bu konuda hiçbir şey demeyeceğim, hiçbir şey demeyeceğim, takdiri Türkiye halklarının sunuyorum.